Pro PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Artık ilk e-ticaret sitemizi oluşturacağız. Bir e-ticaret sitesi yapacağız. Hepsi burada.com gibi gitti gidiyor. sahibinden Sahibinden.com gibi bir e-ticaret sitesi yapacağız. Mantığı aynısı olacak. Yani e, temel bir iskelete oluşturacağız temel mantığını öğreneceksiniz Tabii ki tasarıma önem vermeyeceğim e, Fakat bu e, sizin için büyük bir adım olacak Belki bundan sonra e, yapacağınız bunun sayesinde yapacağınız bir sonraki sitelerde e, büyük e, e-ticaret siteleri yapacaksınız bunun sayesinde. Kim bilir belki de Türkiye'nin önde gelen etçer site sahiplerinden biri olursunuz. <laughs> Belli olmaz bu işte arkadaşlar. Her şey azim ve isteğe bağlı. Evet, ilk olarak konuşacağımız şeyler e-ticaret sitesi nasıl yapılır ve gerekli olan şeyler nelerdir olacak. Ondan sonra yine bu dersin içerisinde sayfalarımızı oluşturacağız. Gerekli olan sayfalarımızı oluşturacağız. Daha sonra yine devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ders bu ilk dersimiz böyle bitecek, böyle son bulacak. Peki, geçelim e-ticaret sitesine. İlk olarak PHP ile programlanmış ana sayfa, ürün listesi sayfası ve tekil ürün sayfasına ihtiyacımız olacak. Yani PHP, PHP ile programlanmış bu sayfalara ihtiyacımız olacak ilk başlarda. Ondan sonra veri tabanında e, tüm ürünleri, müşterileri ve alım satım işlemlerini içeren bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Yani veri tabanımızda bu e, şeyleri içeren, tüm ürünleri, müşteri ve alım satım işlemlerini içeren bir sistem, bir kondisyon yapmamız gerekiyor buna göre de müşteriler tıklayıp şeye alacak ürünlerimizi database'imizde girdiğimiz ürünleri alacak veri tabanımızdaki. Ondan sonra yapmamız gereken şey ise shopping cart. Yani bir alışveriş sepeti oluşturmak, alışveriş sepeti kurmak. E, tık müşteri tıklayacak ürüne diyecek ki e, alışveriş sepetine ekleyecek bunu. Ekleyecek. Belki onu bir ay sonra alacak, iki hafta sonra alacak. Yani alışveriş sepetinde kalacak o ürün alışveriş sepetinden sonra yapacağımız gereken şey yine gereken şey ve en önemlilerden birisi bir ödeme işlemcisi seçmek online ödeme işlemcisi biz Pay paypal'ı kullanıyoruz arkadaşlar paypal'ı paypal bildiğiniz üzere dünyada en çok kullanılan ödeme işlemlerinin kralı paypal arkadaşlar şu an dünyada herhangi bir sorun yaşamıyor proda da biz onu kullanıyoruz tabii ki paypal haricinde de ödeme işlemcileri var Peki onlar neler dersiniz? SSL sertifikası alıp bir bankadan sanal post alabilirsiniz. Bankacılar geliyor uzmanlar sitenize bakıyor güvenilir olduğuna dair belgeyi size veriyorlar ve sanal post veriyorlar size. O sanal post için ama her ay para ediyorsunuz. Yani her ay sizden para alıyor. Bu para bankalara göre değişiyor sanal post. Sanal post dediğim arkadaşlar normal post makineleri kartınızı veriyorsunuz parayı çekiyor. Fakat bu online sanal post oluyor. Bir sonraki işlem ise yapmamız gereken ihtiyacımız olan şey ödeme işlemcisiyle etkileşim halinde olma. Biz PayPal'ı kullanacağımız için PayPal IPN'i kullanacağız. Yani PayPal'ın bize vermiş olduğu bir nevi şifre. O şifre sayesinde ile sürekli etkileşim içerisinde olacağız. Ondan sonra ise oluşabilecek sorunları düşünmemiz gerekiyor ve kaynak kodları yazmamız gerekiyor. Oluşabilecek sorunlar neler? Diyelim müşteri tıkladı gömleği, gömleği alacak. Biz ona pantolonu göstermememiz gerekiyor. Ayakkabıyı satın aldı fakat ayakkabının fiyatını değil de gömlek fiyatından satın aldı. Bu gibi şeyler çok karşılaşıyor çünkü sonuçta bir program yazıyorsunuz, bir sistem kuruyorsunuz. Sistem patlak verebiliyor bazen. İşte bunlar üzerinde düşünmek gerekiyor. E, ileride yaşanabilecek sorunları düşünmemiz gerekiyor. Müşteri belki memnun kalmadı, geri almak istiyor ürünü, parasını nasıl iade edebileceğiz gibi şeyleri düşünmemiz gerekiyor. En son olarak da tabii ki kaynak kodları yazmak yani kodları oluşturmamız gerekiyor. Evet, şimdi ise yapmamız gereken şey burayı geçiyoruz ve ilk başta sayfalarımızı oluşturacağız arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken şey Dreamweaver'ımızı açmak. Dreamweaver'ımızı açmak. Dreamweaver'ımızı açtıktan sonra masaüstümüzde bir dosya oluşturalım arkadaşlar. Dreamweaver'ımız açıla dursun. Evet. Bekleyelim Dreamweaver'ımız açılsın. Bilgisayarım kastı. Evet. Şöyle sağ tıklayalım. Bir tane dosya oluşturalım. Yeni diyorum. Bir tane klasör oluşturacağım. Evet, şuradan klasöre tıklıyorum. Adı ilk e-ticaret sistem olsun. İlk e-ticaret sistem dedim arkadaşlar. İlk e-ticaret sistem. Evet. Dreamweaver da bu arada açılıyor. Şu an çok program çalıştığı için tabii ki kasıyor. Eee haddinden fazla program çalışmakta şu an bilgisayarımda ve e, yaklaşık 24 saat diyebilirim. Yani abartısız açık. Evet, klasörümüzü oluşturacağız. Şimdi klasörümüzün içerisine klasörümüzü oluşturduk. İlk e-ticaret sistem dedik. Klasörümüzün içerileri içerisine ise gerekli olan sayfalarımızı oluşturacağız. Index sayfası, kategori sayfası, ürün listesi, ürün sayfası, sonra kart sayfası oluşturacağız. Hesap kartı sayfası, SQL bağlantısı ve Paypal IPN sayfası ol oluşturacağız. Evet, Dreamweaver'ımız açıldı sanırım. Evet. Dreamweaver'ımız açıldı. Şimdi ise sayfalarımızı oluşturalım öncelikle. File diyorum. New diyorum. File new dedikten sonra PHP diyorum. File new PHP. Evet. evet. Bayağı da kasıyor. File new PHP dedik. Bunu şöyle dizayn bölümüne geçelim. E, Ctrl S ile CTRL S ile kaydedeceğim. Index.php diye kaydedeceğim bunu. Nereye kaydedeceğim? Tabii ki. E, ilk e-ticaret içerisine kaydedeceğim arkadaşlar. Masa üstüm de şöyle masa üstüm de evet, aşırı kasmaya başladı. Birkaç tane programı kapattım. Evet. Şimdi devam edelim. Index.php index.php sayfamızı php dememize gerek yok. Zaten file new diye php seçtik. php otomatik olarak verecek. İlk baş index sayfamızı oluşturduk. Index sayfamızı oluşturduktan sonra file diyorum. Save as diyorum arkadaşlar. Save as. Save as dedikten sonra index.php'den sonra ikinci oluşturmamız gereken sayfa kategori sayfamız. E, cep telefonu, işte pantolon, ne bileyim bilgisayar, gibi kategoriler olacak. Ofis malzemeleri, mobilyalar, perdeler, ne bileyim herhangi bir kategori olacak burada. Yani tüm kategorilerimizin bulunca e, PHP sayfası olacak. Türkçe karakter yok sanırım. Kategori evet. Ondan sonra oluşturmamız gereken şey ise yine sevez diyelim kategori PHP'den sonra oluşturmamız gereken sayfa ürün sayfası. Ürün diyelim şöyle şöyle şurada evet. Ürün ürün e, listesi diyelim. Ürün listesi. Öncelikle ürün listesi olacak. Kategoriye tıkladı diyelim. Pantolon seçti diyelim kategoriden. Pantolonu seçti ya da bilgisayarı seçti. Oradaki bilgisayarları verecek işte bize. Yani tüm bilgisayarları, fiyatları falan verecek bize. Ürün listesi peş bir e, pantolonları tıkladıysa, şapkaya tıkladıysa, gömleğe tıkladıysa tüm gömleklerin gözükeceği sayfada bu olacak. Şimdi file save dedikten sonra bir tane daha file save diyoruz. File save diyoruz. Burada ise yapmamız gereken şey e, bir ürün sayfası, tek tekil ürün sayfası. Yani e, pantolonlar pantolonları listesine geldi. Tüm pantolonlar gözüküyor. Pantolona tıkladı. O pantolon tekil ürün yani. Ne diyelim buraya? Ürün PHP diyelim. Ürün, ürün diyelim. Sadece ürün diyelim. Tekil ürün demeyelim. Anlarsınız sanırım. Yani burada tek bir tıkladı o ürüne gelecek. Diyelim 10 tane pantolon var. İşte markaları var. Polo, işte mavi falan bilmem ne. Tıklıyor. Diyelim polodan bir pantolon tıkladı. O pantolon gözüküyor burada. Yani tıkladı pantolonu tek olarak tekil olarak gösteriyoruz. Ürünü tekil olarak gösteriyoruz. Şimdi ise yapmamız gereken şey kart PHP sayfası oluşturmamız gerekiyor. Kart PHP şöyle file. Kart PHP de ne olacak? altına genelde yabancılarda görmüşsünüz buy now falan diyor. Bizde de satın al işte sepet ekle gibi şeyler oluyor. Onda da onları yapacağız arkadaşlar. Şöyle save as diyelim. Save as diyelim. Kart PHP diyelim. Kart PHP. Ondan sonra yapmamız gereken şey bir klasör daha oluşturmak ve son 3 sayfamızı daha oluşturacağız. 3 sayfamızı. Gördüğünüz gibi normalde HTML ile falan yapsak. Evet nereye kaydettik biz bunları arkadaşlar? <laughs> Dikkatsizlik işte. Hepsini masaüstüne kaydetmişim. Şunları şöyle kart php'nin içerisine at. ilk e-ticaret sitesinin içerisine attım arkadaşlar tüm dosyalarımı. İlk e-ticaret sitemin içerisine attıktan sonra şöyle şurada new diyorum. Yeni klasör oluşturacağım. Yeni klasör. Buna ise script deposu diyeceğim. Script, script deposu. Kullanacağım Java scriptler, MySQL bağlantıları, bilmem neler falan hepsi burada olacak arkadaşlar. Script deposu olacak burası. Script deposu. Evet şimdi tekrar Dreamweaver'a geçelim. Şimdi kart PHP'de yine file save as diyelim. Save as diyelim. Ee, şimdi ise e hesap kartı diyelim. Hesap kart. Hesap kartı. Yani hesaplayacak burada hesap kart diyelim, hesap alt artıre kart diyelim, hesap artıre kart diyelim. Burada ise yapacağımız işlem hesaplama işlemi olacak isminden de görüldüğü gibi diyelim aynı üründen iki tane aldıysa o ürünü iki katıyla çarpmamız gerekiyor. Yani Gömleğin pantolonu 10 lirası, iki tane ise 20 lira olacak. Veyahut da topladı sepete ekledi tüm ürünleri toplam fiyatı göstermemiz gerekiyor. Bu gibi sayısal işlemleri yapacağımız bölüm olacak hesap kart. Hesap karttan sonra tabi nereye kaydettik hesap kartımızı bir bakalım. Onu da masa üstüne kaydettim sanırım. Evet onu da şöyle script deposuna atalım arkadaşlar. Evet. İş yorgunluğu olsa gerek saatte de geç değil aslında ama 10 falan. Evet neyse devam edelim hesap kart dedik. Ee, şimdi ise yapmamız gereken şey database bağlantısı sayfası ve PayPal IPN sayfalarını oluşturmak son olarak. Save as diyoruz. Ee, şöyle yapalım. Bağlantı. Bağlantı. Database MySQL altıra bağlantı yazalım şöyle. MySQL dur yanlış oldu. MySQL altıra bağlantı. MySQL bağlantımızı oluşturacağımız sayfa olacak bu. MySQL bağlantı. MySQL bağlantısı oluşturmayı öğrenmiştiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun çekmeyeceksiniz. MySQL derslerini bitirdiyseniz. Ve son olarak da savez diyelim. Tabii ki bunu da masa üstüne kaydettim yine. Evet, masa üstüne kaydettim. Şöyle içine atalım. Evet, bunu PayPal arkadaşlar script'in içine kaydedeceğim. İnanıyorum. evet save as diyorum. Şimdi burada da PayPal IPN diyoruz. PayPal PayPal IPN. Burada ise PayPal'ın bize verdiği şifre gibi e, IPN yani şifre diyebiliriz. PayPal IPN dosyamızda çalıştıracağız. PayPal ile alakalı işlemlerimiz burada gerçekleşecek. PayPal IPN.php. Evet, şimdi bunları oluşturduk. Bu dersimizi burada bitirelim. Sayfalarımızı oluşturduk şimdi. Bir sonraki dersimizde bir logo tasarımı yapalım Dreamweaver'da. Şöyle PHP hocam e, market gibi ya da e, bakkal PHP hocam falan diyebiliriz. Yani bir log oluştururuz. Ondan sonra CSS dosyalarımızı falan oluştururuz. CSS'lerimizi oluştururuz. Ve divlerle e, temel ana şablonumuzu oluştururuz. index.php'mizi biçimlendiririz arkadaşlar. Genelinde de zaten hemen hemen hepsine aynı şeyi uygulayacağız. E, CSS yardımıyla. Bu dersin burada bitiriyorum arkadaşlar. Böylelikle e-ticaret sitesi yapımına başlamış olduk. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. umarım heyecanlısınızdır. Heyecanlı olmanız demek istekli olmanız demektir. İstekli olmak demek ise başarı demektir arkadaşlar. Başarının altında yatan temel sebeplerden birisi de istektir, azimdir arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki e-ticaret sitesi dersinde görüşmek üzere. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar.